Bu videoda Birch indirgenmesinin genel mekanizmasına bakacağız. Benzenle başlayıp ardından buna sodyum gibi bir alkali metal, sıvı amonyak ve alkol ilave ediyoruz. Sonucunda ise benzen halkasını indirgeyerek 1,4-sikloheksadien oluşturmuş oluyoruz. Şimdi detaya inip bu Birch indirgenmesinin mekanizmasına bakalım sodyumun periyodik tabloda birinci grupta olduğunu biliyoruz ve bu yüzden bir değerlik elektronu var. Şöyle mor renkle yanında yerleştirelim. Ve böylece mekanizmanın başlangıcı sodyumun bir değerlik elektronunu benzen halkasına vermesiyle olacak. Şimdi bu bir elektronun hareketini şöyle balık kancası gibi yarım uçlu okla bu karbona gelişini göstermiş olalım. Benzen halkamızda da elektronların hareketini göreceğiz. Buradaki pi elektronlarını düşündüğümüzde şöyle kırmızıyla işaretleyelim. Elbette burada iki tane elektron bulunuyor. Şöyle bunları belirginleştirelim. Şimdi bu iki kırmızı elektron da yer değiştirecek. Soldaki elektron değerlik elektronu gibi bu karbona kapanırken sağdaki diğer kırmızı elektronsa şuraya gelecek. Evet yan tarafa bu elektron hareketlerinin sonuçlarını çizmeye başlayalım. Tabii geri dönüp diğer elektronları da hareket ettireceğiz ama bu işlemleri gerçekten yavaş yapmak istiyorum. Böylece daha rahat takip edebiliriz. Evet halkamıza bağlı hidrojenlerimizi şöyle çizelim. Buradaki pi elektronları ise mekanizmada yerini koruyacak. Morla işaret değerlik elektronluysa bu karbona ekleyelim. Bu kırmızı pi elektronlarından biri de bu karbona geçmişti. Onu da kırmızı renkle hemen yanına ekleyelim. Böylece bu karbon eksi bir formal yük elde ederken nihayetinde burada bir anyon oluşturmuş oluyoruz. Yerleştiremediklerimizden neler kaldı? Diğer kırmızı pi elektronu ise artık bu konumda yer alıyor. Tabii halkadaki bu pi elektronlarını da gösterecek olursak şöyle yeşille işaretleyelim. Evet tabii bu bağda da iki tane elektronumuz mevcut. Bunların bir tanesi kırmızı elektronun bulunduğu konuma hareket ederken diğeri ise bu karbona geçecek. Şimdi yan tarafta da bu hareketliliği gösterelim. Elektronlardan biri şuraya gelirken diğeri ise bu karbona geçiyor. Bu kırmızı olan ve yeşil olan elektronu elbette artık bir pi bağ olarak düşünebilirsiniz. Evet, böylece burada bir radikal anyon oluşturduk. Hemen not edelim. Radikal anyon. Yani bu bir radikal. Çünkü burada yeşil renkte çiftleşmemiş bir elektronunuz mevcut ve bu bir anyon. Çünkü üstteki bu karbon üzerinde eksi bir formal yükü bulunuyor. Bu arada buradaki hidrojeni eklemeyi unutmuşum. Mekanizmamızın ikinci adımında alkolümüz tepkimeye katılacaktır. Alkolümüz burada bir asit görevi görecek çünkü eksi bir formal yüklü banyon, karbanyon bir baz görevi görecek. Yani böylece buradaki elektronlar alkolden bir proton alırken bu elektronlar da buradaki oksijene geçecek. O zaman şimdi de bu asit bas tepkimesinin sonucunu çizmeye geçelim. Evet sağ ve soldaki pi elektronlarımız şu şekilde. Artık üstteki karbonda iki hidrojen bulunuyor. Tabi diğer karbonlarımızın her birinde bir hidrojenimiz mevcut. Şöyle hepsine ekleyelim. Tabi halen radikal durumda. Alttaki bu karbonun üzerindeki mevcut olan bu yeşil elektronu şöyle bir eklemiş olalım. Evet, böylece artık radikal bir anyon yerine radikalimiz oluyor. Radikal anyonumuz ve radikalimizde elektron yoğunluğunun halka boyunca delokalize olabileceğini belirtmeliyim. Ancak burada sadece bazı elektronların hareket ettiğini göstermeye çalıştık. Şimdi bu iki elektronu renklendirelim. Bu kırmızı ve mor elektron halkamızdaki bu protonla bir bağ oluşturdu. Evet, mekanizmamızın ikinci adımında bir miktar sodyumumuz olacak. Şöyle şuraya sodyumu bir ekleyelim. Tabii tekrarlayacak olursak sodyumun bir değerlik elektronu var. İşte değerlik elektronu. Şimdi sodyum bu değerlik elektronunu benzen halkamıza verebilir. Yani çizerek gösterecek olursak elektronun üzerinde halihazırda yeşil elektronu barındıran bu karbona verecek. Evet. O zaman şimdi de bunun sonunu çizmeye başlayalım. Halkamız şöyle pi elektronlarımız da şuralarda. Üstteki karbonda iki hidrojenimiz bulunuyor. Halkadaki diğer hidrojenleri de şöyle karbonların üzerine ekleyelim. Elbette alttaki karbonda da bir hidrojen bulunuyor. Üzerinde yeşil elektron bulunan bu karbona şimdi de mor elektronu ekliyoruz. Tabii bu da karbona eksi bir formal yük vererek nihayetinde yine bir anyon ortaya çıkmış oluyor. Artık bir anyonumuz olduğuna göre mekanizmanın son adımına yani diğer bir asit baz tepkimesine geçelim. Alkolümüzü şöyle buraya çizelim. Şimdi karbanyon bir baz görevi görecek ve alkolümüzden bir proton alacak. Yani daha önce gördüğümüz adımın aynısı. Öyleyse hemen yan tarafına son ürünümüzü çizmeye başlayalım. Evet yan taraflarda pi elektronlarımız üstteki karbona bağlı iki hidrojenimiz var. Halkamızın diğer karbonlarda yer alan hidrojenimizi de şöyle ekleyelim. Ve son olarak alttaki bu karbonun da bağlı iki hidrojene bağ bulunuyor. Şimdi bu elektronları şöyle belirginleştirecek olursak bu iki elektron bir proton alarak bu bağı oluşturdu. Böylece halkamızı protonlaştırarak mekanizmamızı tamamlamış olduk. İşte 1-4-sikloheksa ürünümüz. Bu Birch indirgenmesinin mekanizmasını düşünmenin basit bir yolu, bunu dört adıma ayırarak bunları çok basit bir hale getirmektir. Şimdi birinci adımda sodyum bir elektron veriyor. Yani birinci adımı elektron olarak düşünelim. İkinci adımda anyon alkolümüzden bir proton alıyor. Bu adıma da proton diyelim. Tabii üçüncü adımda ise bir kez daha sodyum bir elektron verecek. Böylece bu adımı da elektron düşünelim. Ve son olarak dördüncü adımda da ikinci adım gibi anyon yine bir proton alacağından dolayı bu adıma da proton diyelim. Yani bir Birch indirgenmesinin mekanizmasını düşünmenin basit bir yolu olarak yapılacak adımları elektron, proton, elektron, proton şeklinde düşünebiliriz. Bir sonraki videoda süpsütü edilmiş bir benzen halkasında birch indirgenmesiyle neler olacağına bakacağız. Ve bu videoda size sınavda görebileceğiniz iki olasılığın mekanizmalarını göstermeye çalışacağım.